Tam da Cumhuriyet Bayramı arifesinde Telekom'u soyup soğana çeviren Lübnanlı Hariri ailesinin temsilcisi nispet yapar gibi Erdoğan'ın sarayına gelmiş. Sarayın kibirlisiyle basına kapalı bir görüşme yapmış. Şu fotoğrafa iyi bakın. Ne Erdoğan'ın yüzünde hesap soran bir ifade var, ne de Telekom'un içini boşaltanların yüzünde hesap veren bir ifade. Belli ki Hariri'nin keyfi yerinde, objektiflere gülerek poz veriyor. Cumhuriyet tüyü bitmedik yetimin hakkını arar. Tek kişilik şahsım rejimleri ise tüyü bitmedik yetimin hakkına girenlere işte böyle Burdesim'de olduğu gibi hal hatır sorar. Geçtiğimiz hafta sonu 20 yıldır hükümette olan sarayın kibirlisi çıktı milletten bu defa 100 yıl istedi. Ya aynesi kiştir kişinin lafa bakılmaz. 20 yıllık devri iktidarında milletten 2 trilyon 504 milyar dolar vergi toplamış. İçeriden ve dışarıdan 131 milyar dolar borç kullanmış. Bir de milletin 63 milyar dolarlık malını mülkünü satmış. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar kaynak toplamış, para toplamış, bir de güzel harcamış. AK Parti'den önceki 79 yılda göreve gelen tüm Cumhuriyet hükümetlerinin kullandıkları paranın 4 katı. Ve bunu tüm Cumhuriyet hükümetlerinin harcadığının 1/4 biri kadar bir sürede harcamış bitirmiş. Önceki 57 hükümet kullandıkları her 100 dolarlık kaynakla ülkeye 714 dolarlık gelir yaratmışlar ülkede. Erdoğan hükümetleri ise kullandığı her 100 dolarlık kaynakla sadece 533 dolarlık milli gelir yaratabilmiş. Erdoğan kaynakları israf etmiş. Millete verdiği sözleri tutmamış. Bundan tam 11 yıl önce 2011 seçimlerine giderken 2023 için milletimize bazı sözler verdiler. Bunların adına da anlı şanlı 2023 hedefleri dediler. Bir de bunları yetmedi kalkınma planlarına da yazdılar. Devletin resmi hedefleri haline de getirdi. 2023'e bugün itibariyle tam 2 ay kaldı. Saray milletimize 2023'te milli gelirimizi 2 trilyon dolara çıkarma sözü vermişti. Şimdi kendi resmi programlarında 2023'te milli gelirimiz 867 milyar dolar olacak diyorlar. İnsaf. Hadi pandemi oldu. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Onun için 2 trilyon sözümüzü tutamadık. Ama 1 trilyon 867 milyar dolarda kaldık desinler. Biz de kabul edelim. Ama 867 milyar dolar millete vaat ettikleri hedefin yarısı bile değil. Bu beceriksizliğin daniskası. 2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara çıkaracağız demişler. Bu sözü vermişler. Yani bu ülkenin her bir ferdinin yıllık geliri 25 bin dolar olacak demişler. Şimdi 2023'te kişi başına gelir olsa olsa 10 bin dolar olur diyorlar. Buna baktığınız zaman bu da hedefin yarısı bile değil. Beceriksizliğin daniskası. Milletimize Türkiye'yi 2023'te ilk 10 ekonomi arasına sokma sözü verdiler. 1990'da ilk 20'ye giren koca Türkiye ekonomisini 2023'te ilk 20'den düşürme sınırına getirdiler. Bu beceriksizliğin daniskası değil de ne? İşsizliği %5'e düşüreceğiz dediler. İşsizlik %10'da kaldı. Taahhüt ettiklerinin 2 katı. Alın size bir başka beceriksizliğin daniskası daha. Hep söylemek zorunda kalıyoruz. Arsız neden arlanır? Çulda giyer, sallanır. 20 yılda millete verdiği hiçbir sözü tutamayan, millete taahhüdünü yerine getiremeyen saray şimdi çıkmış önümüzdeki 100 yıl için milletten yetki istiyor. Pes doğrusu. Sen gelecek 100 yılı bırak. 2023'e 2 ay kala 2023 hedeflerini neden tutturamadın? Çık millete bunun hesabını önce bir ver. Millet olarak bunların çıraklıklarını gördük, kalfalıklarını gördük, ustalıklarını gördük. En sonunda maşallah camı çerçeveyi indirdiler. Bu aziz milleti ve memleketi harap ettiler. Şimdi önümüzdeki yılların hesabını şimdi 2023'te tutturamadıkları hedeflerin hesabını vermeden önümüzdeki asra talip olmaya kalkıyorlar. Her sıkıştıklarında ya bir asır önceye ya da bir asır sonraya kaçıyorlar. Konuşmadıkları tek şey ise bugün. Bugün mutfaklarda tencereler kaynamıyor. Milletin cüzdanı bomboş. Milletin cüzdanını boşaltan hükümetin vizyonu da boştur. Tekrarlayalım. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Değerli basın mensupları, kışa girerken ciddi bir gıda ve barınma krizi kapımızda bekliyor. Dünyada gıda fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı öncesi seviyelerine dönmüş. Ama hafta sonunda Rusya tahıl koridorunu yeniden kapattı. Dünyada 12 aylık gıda enflasyonu %5,5'lara kadar gerilemişti. Şimdi Rusya'nın tahıl koridorunu kapatma kararıyla tedbir alınmazsa dünyada gıda fiyatları yeniden artacak. Tabii bizde durum çok daha farklı. Kara kış yaklaşırken bizdeki gıda enflasyonu %93. Dünyadakinin kat be kat fazlası. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz. Bu hükümet, saray hükümeti sayesinde. Tahıl başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlaması, mutfaklarımızdaki yangının daha da büyümesi demek. Bugün markette sütün litresi 20 lira. Beyaz peynirin kilosu 100 liranın üzerinde. Edirne'de öğrenciler, yani peynirin merkezinde bir peyniri 3'e bölüyoruz. Asker gibi herkes kendi hakkını yiyor. Bu halimizden utanıyoruz diye dert yanıyor.
Peki saraydan bu sesi duyan var mı? Hiç sanmıyorum. Ne gezer? Enflasyonu kendi hatalarıyla azdırdılar. Paramızı pul ettiler. Geçtiğimiz yılın Aralık ve bu yılın Ocak ayında, yani sadece 2 ayda toplam %25 enflasyona neden oldular. Şimdi şark kurnazlığı yapıyorlar. Aralık ve Ocak'ta enflasyon artık bu kadar yüksek olmaz diye düşünüyorlar. Cinlik yapıp enflasyonun Aralık'tan itibaren düşeceğini ilan ediyorlar. Peki sonra ne olacak? Peki fiyat etiketleri düşecek mi? Hayır. Hem fiyat etiketleri hem de açlık sınırı artmaya devam edecek. Saray sosyetesi üçer beşer maaşlar aldığından peki bu onlara pek dokunmaz. Farkında da olmazlar. Ama asgari ücretli vatandaşlarımız ne yapacak? Asgari ücret 5500 lira. Daha 4 ay önce belirlendi. En son açıklanan açlık sınırı ise 7425 lira oldu. Asgari ücretli bir ailenin sadece karnını doyurmak için ilave 1925 liraya ihtiyacı var. Asgari ücret bugün Türkiye'de ortalama ücret oldu. Onun için saray ve şürekasının yönettiği bu ülkede iş bulan da aç, iş bulamayan da aç. Kara kışa girerken kapımızda sadece gıda krizi yok. Aynı zamanda ciddi bir de barınma krizi var. Sadece son bir yılda doğalgaza %161, elektriğe %101 zam geldi. Yeni zamların da eli kulağında. Esnaf kira gibi gelen, kira seviyesinde gelen enerji faturalarından illallah dedi. Bu zulüm böyle devam ederse esnaf artık pes edip dükkanını kapatacak. Yine kışla beraber hanelerden yükselen yandım Allah feryatları öyle gözüküyor ki daha da artacak. Sadece enerji faturaları mı? Kiralar da serbest uçuşta. İstanbul'da kömürlükten bozma evlerin kirası 4000 lira olmuş. Kiralık bir daire fiyatları son bir yılda Trabzon'da %180, Konya'da, Sivas'ta ve Edirne'de %175, İzmir'de %173, Ankara'da %163, İstanbul ve Adana'da %155 artmış. Diyarbakır ve Van'da ise kiralar neredeyse ikiye katlanmış. Satılık evlerde ev fiyatları birkaç milyonun altına bir türlü düşmüyor. Tam da seçim öncesinde hükümet bir sosyal konut projesi daha açıkladı. TOKİ'nin yapacağı 250 bin sosyal konut için yaklaşık 8 milyon yurttaşımız başvurdu. Bugün başvuruların son günü. Her başvuran 100 vatandaştan sadece 3'ü konut sahibi olacak. Geriye kalan 97 kişi artık ev hayalinden vazgeçecek. Ülkemizin hali bu. Bu ülkede bir ev, bir araba sahibi olmak artık hayal. Araba demişken hafta sonunda Türkiye Otomobil Girişim Grubu seri üretim bandından ilk aracını indirdi. Bunu biz ülkemiz adına sevinçle karşıladık. TOG bir özel grubun yatırımıdır. Çok büyük kaynaklar tahsis edilmiştir. Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde ilerlemekte umududur. Bir Türk markası olarak TOG'un dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olması Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim en büyük dileğimizdir. Gelelim aracın fiyatına. İlk talep Erdoğan'dan geldi. Bu aracı almaya Erdoğan'ın gücü tabii ki yeter. Ama milletimizin kaçı bu aracı alabilecek? Bunu bilmiyoruz. Aracın fiyatı açıklanamadı. Sanki sır. Erdoğan'ın demesine göre ama Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değilmiş. Değerli basın mensupları, sadece bu sözler bile sarayın ekonomimizi ne hale getirdiğinin itirafıdır. Eğer bu ülkede firmalar 4 ay sonrası için fiyat veremez hale geldiyse zaten ekonominin köküne kibrit suyu dökülmüştür. Açıkçası bu Erdoğan'ın ağzından iflasın itirafıdır. Ama bu yıkımın müsebbiplerinden Nebati Bakan halen harikalar diyarında gezinmekle meşgul. Nebati Bakan'a göre dünyanın hissettiği kadar enflasyonu hissetmiyormuşuz. Yani siz ve diğer saray ve şürekası enflasyonu elbette hissetmez. Ama 4 ay sonrasına fiyat verilemeyen bir ülkede enflasyonun neler çektirdiğini, bedellerinin ne olacağı, ne olduğunu bir de millete soracaksınız. Hep diyoruz, enflasyonun olduğu yerde öngörülebilirlik olmaz. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırım olmaz. Yatırımın olmadığı yerde aş olmaz, iş olmaz. Ülkede 4 ay sonrasını öngörülemez hale getirenler bir asır sonrası için ülkeye ufuk vizyon vermeye kalkıyorlar. Pes diyorum. Nitekim iş insanlarımızın artık istihap haddi dolmaya başladı. Türkiye giderek rekabetçi piyasa ekonomisinden Kuzey Kore modeli bir kumanda ekonomisine dönüşüyor. Tabela faizi %10,5. Ama bıraktık bu faize erişmeyi, kimse kredinin kendisine bile erişemiyor. Her gün yeni bir düzenlemeyle piyasanın işleyişine müdahale edip sistemi daha da bozuyorlar. Reel sektöre gidecek krediler her gün ayrı bir düzenlemeyle büyüyen bütçe açığının finansmanına yönlendiriliyor. Saray ve şürekası bankaların kaçtan kredi açacağına, kimlere kredi, ne kadar kredi açacağına kadar karışmaya başlamıştı. Yetmedi, geçtiğimiz haftada
bankaların ne zaman, saat kaçta döviz alıp satacağına da karışmaya başladılar. Merkez Bankası bankalara bir yazı göndererek yurt içinde yerleşik bankaların yurt dışı bankalarla döviz alım satımını mesai saatleri içinde gerçekleştirmelerini istemiş. Bu finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekliymiş. Tabii Merkez Bankası'nın arka kapısından çıkarılan dövizleri gece yarısı sadece kamu bankaları satacak ki bu kur manipülasyonu devam etsin. Ama tüm bu akıl dışı müdahaleler sonucunda olan iş ve istihdam yaratan reel sektörü oluyor. İş insanları artık önünü göremiyor. Yatırım için gereken kaynaklara erişemiyor. 20. yüzyılın en önemli iktisatçılarından Joseph Schumpeter'in dediği gibi, reel sektör bir ekonominin motoru ise finansta o motorun yağıdır. Motorda yağ eksilirse motorun mil ve yatakları yanar. Arabanın yolda kalması, sizi yolda bırakması kaçınılmaz olur. Bugün reel sektörümüz ne yazık ki böyle bir riskle karşı karşıyadır. Hükümet yapbozlarla ülkemizin krizlere dayanma gücünü tüketmişti. Ama şunu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Umutsuzluğa da gerek yoktur. Türkiye karşılaştığı bu krizlerin üstesinden gelebilecek büyük bir ekonomidir. Ülkemiz iyi yetişmiş kadrolara sahiptir. İşte daha önce Türkiye'yi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolar milletin masasında bir araya geldi. Türkiye'yi krizden çıkaracak reçeteye son halini vermeye başladı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken hiç kimse korkmaz. Biz geleceğiz. Ülkemizi saray yönetimi tarafından içinde sokulduğu buhrandan çıkarıp alacağız. Biz geleceğiz. Ülkemizi kısa süre içerisinde önce dünyanın en büyük 15. ekonomisi, sonra da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Biz geleceğiz, kavgayı, kutuplaşmayı bitireceğiz. Bu ülkenin insanları birbirini sevgiyle kucaklayacak. Aydınlık bir yarına omuz omuza vererek yürüyeceğiz. Biz geleceğiz, bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Kendi ülkelerinde, kendilerinin ve ülkelerinin geleceği için çalışacak. Biz geleceğiz, ülkemize huzur gelecek. Refah gelecek, adalet gelecek, demokrasi gelecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında asırlık çınarın genç filizlerinde bu ülkenin umutları yeniden yeşerecek.